Dünyada afet riski en yüksek coğrafyalardan birinde yaşıyoruz. Tarih boyunca depremlerle, sellerle ve heyelanlarla sınandık. Çok büyük acılar yaşadık ve yaşanan her afette vatandaşlarımız haklı ve bir o kadar da acı bir soru sordu. Nerede bu devlet? Bu soru afet yönetimine bakışımızı değiştirdi. Türkiye'nin afet geleceğini değiştirdi. 2011'deki Simav ve Van depremleri, 2020 yılındaki Elazığ ve Malatya depremi, Bingöl Karlova, İran merkezli Van Başkale depremi, İzmir depremi, Giresun sel felaketi, 2021 yılındaki Rize Artvin sel afeti, Kastamonu, Sinop, Bartın sel afeti, Adana, Mersin, Antalya, Muğla orman yangınları, bu yıl yaşanan orman yangınları. Hepsinde devlet oradaydı. Afet ekipleri, afet koordinasyonunda kamunun bütün kurumları ve kuruluşları, tüm bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, Kızılay, polis, jandarma, devlet su işleri, karayolları, çevre şehircilik, iller bankası, Türk Silahlı Kuvvetleri, sahil güvenlik komutanlığı, il özel idareleri, belediyeler, itfaiyeler, hiçbir karmaşa ve hiçbir gecikme yaşanmadan devlet oradaydı. 2020 Elazığ depremine anında 7574 personelle müdahale etti. 35 bine yakın çadır gönderdi. İzmir depreminde çadırlar, konteynerler, 10 bine aşkın personel, 1500'e yakın araçla hep birlikte oradaydık. 2021 yılındaki Muğla orman yangınında 13 bin personelle, Mersin yangınına 726 personel, aynı zamanda helikopterler, arazözler, Batı Karadeniz sel felaketine 1500'e yakın araç, 12 bine yakın personel, 26 helikopter, korvet, 14 sahil güvenlik botuyla yine sahadaydık ve yine oradaydık. Adana orman yangınında sadece 3222 tahliye yapıldı. Antalya orman yangınında uçaklar, helikopterler, arazözler, iş makineleri, yine 10 bine yakın personel, bine yakın araç ve itfaiye araçları vatandaşımızın ve ormanlarımızın yanında oldu. Ormancılarımızla beraber oldu. Artvin ve Rize sel afetinde 568 vatandaşımızı tahliye etti. Ve yine binlerce personel, yine 1500'e yakın araçla afete müdahale etti. Bütün bu saydığım ve sayamadığım, battaniye dağıtmaktan tutun, günde 3 öğün sıcak yemek çıkarmaya kadar pek çok faaliyet yaparken hiçbir karmaşa, devlet olarak hiçbir panik yaşamadık. Afet zedeleri yeri geldi, helikopterle çatıdan aldık. Yeri geldi, eğer bir köy yerleşim yerinde elektrik yoksa oraya helikopterle jeneratör indirdik. Günlük ilaç, ekmek, gıda getirdik. Yeri geldi, sahil güvenlik gemileriyle kıyıdan tahliyeler yaptık. Ne çadır, ne battaniye, ne soba, ne aş, ne giyecek vatandaşımıza hiçbir şeyin sıkıntısını veya eksikliğini çektirmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği hiçbir afette Allah'a çok şükür nerede bu devlet cümlesini hiç duymadık. Onun yerine tek bir cümle duyduk. Allah devletten ve milletten razı olsun. Peki bu noktaya nasıl geldi? 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve talimatlarıyla afet başkanlığımızı kurduk. Afet yönetiminde yepyeni bir strateji oluşturduk. Sadece enkazdan hayat kurtarmak değil, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası iyileştirme olarak bütüncül bir afet yönetimi oluşturduk. Afet öncesi hazırlık için etkili kampanyalar yaptık. 2020 afet hazırlık yılıydı. 2021 yılını afet eğitim yılı ilan etmiştik. Ve 56 milyon vatandaşımıza afet farkındalığıyla ulaştırdık. Camilerden okullara, bakanlıklardan sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, mülki idare amirlerinden muhtarlarımıza, üniversitelerimize kadar her yere ve herkese ulaşmaya çalıştık. 2022 yılını da tatbikat yılı olarak ilan etmiştik. 51 bini okul tatbikatı olmak üzere 57.400 tatbikat şu ana kadar yaptık. Erzurum kış tatbikatı, Trabzon'da sel ve taşkın tatbikatı, Antalya'da orman yangını tatbikatı, Kütahya'da maden tatbikatı, İstanbul Kağıthane'de deprem tatbikatı ve birçok yeni tatbikat bu kapsamda yaptığımız işler. İnşallah Kasım ayı için Türkiye deprem anı tatbikatını planlıyoruz. Hazırlık anlamında çok özel bir akademik çalışma gerçekleşti. 81 ilin tüm risklerini gözeterek 81 ilde risk azaltma planlarını tamamladık. Bunları hem akademisyenlerle hem kamu tarafından uygulayıcı arkadaşlarımızla, üniversitelerle, yerel yönetimlerle, belediyelerle hep birlikte gerçekleştirdik. Şimdi de bu planların izleme ve değerlendirme ayağını yürütüyoruz. Öte yandan afet müdahale kapsamında önemli çalışmalarımız oldu. Her şeyden önce Türkiye afet müdahale planımızı oluşturduk. Ve bunu sürekli olarak güncelledik. Son 3 yıldaki tüm afetlere bu plan çerçevesinde müdahale ettik. Ve bahsettiğim gibi hiçbir sorun yaşamadık. Tam sayesinde, yani Türkiye Afet Müdahale Planı sayesinde kamunun ve sivil toplumun bütün gücü afet anında tek bir vücut gibi uyum içinde çalıştı. Öte yandan afet gönüllülük sistemini, yani AFAD'ımızın gönüllülük sistemini kurduk. Gönüllü sayımız 562.000'e ulaştı. Bir başka yeniliğimiz arama kurtarma ekipleriyle ilgili. Bu ekiplere eğitim verilip AFAD çatısı altında her biri akredite edildi.
ve halen Türkiye'de akreditasyon almış arama kurtarma ekibi sayısı 61. Polisimizin PAK arama kurtarma, jandarmamızın jandarma arama kurtarma timleri var. Tabii AFAD'ın müdahale gücünü de arttırıyor. Toplam personel sayımızı yükseltti. 81 il müdürlüğümüzde 27 adet lojistik depomuz, 54 destek depomuz var. Bunun haricinde iş makinelerimiz ve araçlarımız var. Depolarımızda hiçbir eksiğimiz olmadığı gibi buralardaki malzemeleri belli periyotlarla yeniliyoruz. Üçüncü olarak da afet sonrası iyileştirme çalışmalarımız var. Artık konteynerler, çadır kentler hemen onların yerini alan afetzedelere birinci yılında evlerini teslim etmeye başlıyor. Afetlerin hemen ardından nakdi yardımlar, hasar ödemeleri, hasar tespitleri gecikmeden gerçekleştiriliyor. Son 3 yıldaki yangın ve sellerden dolayı toplam 617 milyon lira hasar ödemesi yaptı. 83 bin afetzedeye 488 milyon nakdi yardım, yıkım ve enkaz kaldırma için 98 milyon ve isnat duvarları için hakikaten önemli harcamalar gerçekleştirdi. 58.320 adet afet konutunun inşaatına başladı. Çevre Şehircilik Bakanlığımız da TOKİ ile 31.133 konutun hak sahiplerine teslimatını yaptı. 21.905 konutun inşaatına devam ediliyor. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı TARAP, Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı TASİP adımlarımızı bu 3 plan çerçevesinde atıyoruz ve sonuç alıyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımıza dokunan AFAD Mobil gibi uygulamalarımız, afet yönetimini kolaylaştıran AIDES gibi dijital altyapılarımız var. Yani modern bir afet yönetiminde ne olması gerekiyorsa bugün Türkiye'de var. Size deprem veya sel olmayacağının sözünü veremeyiz. Kimse veremez. Ama bir daha kimsenin nerede bu devlet demeyeceğinin sözünü veriyoruz. Buraya. Dediğim gibi beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Deprem bölgesine gittim. 2 gün orada kaldım. Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim. Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim.